Ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızda bulunan yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'tan. Sayın Kuğucuk, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ediyoruz. Evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi gündem aslında sakin gibi görünüyor veri anlamında, hem içeride hem de dışarıda, ancak bu kez petrole çevrildi tüm gözler. Ne olacak? Nereye varacak bu işin sonu? Büyük petrol üreticileri Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, bu oyuncular acaba nasıl söz sahibi olacak önümüzdeki günlerde petrol üzerinde? Evet, petrol aslında 2016'nın ana başlık maddesi olarak kalacak gibi görünüyor. Hem yükseliş hem düşüşü de ayrı bir haber olmaya aday. Ama şu an itibariyle bakıldığında gerileme eğiliminin devam etmesiyle birlikte petrol üretici ülkelerin ekonomilerinde verilen bütçe açıklarıyla gündem maddesi piyasaların önüne geliyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki düşüş özellikle petrol üreticileri üzerinde ciddi baskı yaratmaya devam edecek. Bununla birlikte sadece ülkelerin bütçe açısından bu noktada bahsedemeyiz. Diğer taraftan petrol şirketlerinin çok büyük miktarlarda tahvil ihraç ettiklerini biliyoruz. Bu tahvillerin en azından geri ödenmeme riski piyasalar üzerinde ayrı bir başlık maddesi olarak değerlendirilecektir önümüzdeki dönemde. Şu anda Brent tipi petrole baktığımızda özellikle stoklar ön plana çıkıyor. Gerileme eğiliminin devam ettiğini görmekteyiz. 35 dolar seviyesinin altında ki yaklaşık 5 dolarlık bir düşüş beklentisiyle karşı karşıya kalmamız olası gibi görünüyor. Borsa İstanbul tarafına yurt içine döndüğümüzde özellikle tabii aslında kısa bir haftadayız, yarım bir haftadayız. Şu an itibariyle 73.500 seviyesini bugün gün içinde destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Bu seviyenin altında bir miktar daha satıcıların ön plana çıkabileceğini görebiliriz. Ancak 73.500 seviyesi üzerindeki kapanışlar en azından BIST tarafını 73.500-75.000 bandı arasında tutmaya devam edecektir gibi görünüyor. Dolar cephesine kısaca değinecek olursak şu anda dolar cephesinde kabaca 2.93-2.90 bandı arasındaki dalgalanma seyrinin devam ettiğini söylemek mümkün. Evet, şimdi artık yılın son günlerindeyiz. Yatırımcı ne yapmalı tam da bu dönemde? O stabil hali devam eden piyasalar için tedbir elden bırakmamasında fayda var diyebilir miyiz? Yoksa nasıl yönlü hareket etmeli sizce bu son birkaç günde 2016'ya girerken? Çok doğru söylediniz. Aslında şu anda yurt dışı gelişmelere baktığımızda petrolün bir iki adım daha öne çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla şu anda yurt içi tarafta temkinli iyimserlik sürecinin devamı beklenebilir. Burada biraz daha gözümüz dolar cephesinde olacak. Global anlamda doların yeniden değer kazanması ve yurt içinde dolar TL'nin 2.93-2.93.50 bandının üzerinde hareket etmesi bir miktar daha dolar cephesinde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir, ama 2.93 seviyesi üzerinde hareket edilmediği her noktada 2.90 seviyesinin altına gerileme ihtimali sürekli vurguladığımız gibi masada durmaya devam ediyor. Volkan Kuğucuk, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, ekonomiden son gelişmeler.